Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet elimde gördüğünüz bir örgü ipi arkadaşlar bakın bu kalınlıkta bir örgü ipimiz var. Bunu kürdan yerine kullanacağım. Size bugün çok güzel bir kürdan oyası modeli hazırladım. Bu model çok istek alan, çok revaş yapan, çok da müşterisi olan yani sipariş alan bir model arkadaşlar. Şöyle ütülemedim, direkt hemen bitirir bitirmez kamera karşısına geçtim. Bakın ütülenmediği halde çok güzel duruyor modelimiz. Yapımı da bir o kadar kolay. Kürdanlarla çöplerle uğraşmayacağınız bu gösterdiğim iple kolay bir şekilde nasıl yapılır size anlatacağım arkadaşlar hemen şimdi şöyle bir altın çimeninin yapılışıyla Evet arkadaşlar bakın daha önce sizler için hazırladığım bu tığ battılarım vardı ben bunu 3 zincirle hazırlamışım ama bu modelde iki zincir veya 3 zincir fark etmiyor bu şekilde tığ battılarımızı hazırladık şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz ve 5 tane bakın iki tane bu yaprağın arasına 5 tane tığ battı mesafesi bırakmışım. Şöyle bir defada zincir çekiyorum dibine. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bu yaptığım bakın ipin şöyle şu uç kısmı buradan başlayabiliriz. Buradan tutuyorum tam ortasından geçiriyorum tığımı. Böyle 2 2 alarak trabzan yaptım buraya. Bir zincirimizin üzerine bu şekilde şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyoruz. Bir defa tığımı doluyorum. İpin arasından geçirip 2 2. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. 2 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 2. 5 oldu. 6 ve 7. 7 tane bu şekilde bakın trabzanımızı hazırladık bir zincirimi çektim çeviriyorum bakın şöyle bu tarafına kolay bir şekilde dönüyor hemen dibindeki sık iğneye e, trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum bir defa tığımı doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine girip bir ilmek çıkarıyorum 3 Üç tane üçünü birden kapatıp buraya bir trabzan yapıyorum Şimdi geri kalan bu 5 kısma ikili trabzan yapacağız. Sıradaki trabzan tepeme giriyorum ve 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doladım. Sıradaki trabzan tepeme girip şöyle 2 2. Bir defa doluyorum. 2 2. Doluyorum tığımın başını ve sıradaki trabzan tepeme girip bu şekilde bakın 5 tane oluyor arkadaşlar hemen yine bir defa dolayıp bu bir zincir çekmiştik ya trabzana başlamadan ipe sabitlemeden önce oraya da bu şekilde üçünü birden alarak bir sık iğne yapıyorum buna sahte trabzanda deniyor sonra bu tığ battımın içine girip normal sık iğne yapıyorum ve yaprağımız bitiyor bakın İşlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Bir de iple yaptığımız için esnek bir çalışma yapıyoruz. Kürdan olsa öyle hani kazık gibi derler ya zor oluyor. Bu şekilde daha rahat. Bana göre daha rahat. İnşallah size göre de daha kolay, daha rahat bir iş olur. Evet şimdi ara mesafesi olarak ben iki tane bu şekilde bakın arkadaşlar. Bundan bir tane bundan da bir tane koydum. Şöyle bakın çıkarırken de ip kolay bir şekilde çıkıyor. şöyle e, şu sık iğne de e, e, bir de sahte tırabzan bakın inceden kalına doğru yukarıya doğru yaprağımıza güzel bir duruş veriyor direkt trabzan yapma değil sık iğne ve sahte trabzanla yaparsak bu uç kısmı sivri ve çok güzel duruyor Evet şimdi iki tane koydum Benimki model amaçlı arkadaşlar. Siz ne kadar koymak isterseniz. Şimdi bu çiçeğimizi diktiğimiz 12 tane tığ battı mesafesini verelim. Bakın üçer zincirden iki tane yaptık. Bu şekilde bunu toplamda 12'ye çıkaracağız. 1, 2, 3, 12. tığ battığımızı da bu şekilde yaparak bakın çiçeğimiz için yeri hazırladık. Şimdi dibine bir zincir çekiyorum. Yine ipimizi alıyorum. Şöyle tutup bir defa da tığımın başını doladım bu ipimin tam orta yerinden geçip şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Bir defa tığımı doladım. Pin arasından giriyorum. 2 2 alıyorum. Bir defa dolayıp şöyle 2 2 3 oldu. 2 2 4 5 6 ve 7 7 tane bu şekilde trabzanımızı yaptık yine bir zincirle şöyle bakın çeviriyoruz parmağımızda kolay çevirilmesi hemen buraya bir sık iğne yapıyorum bir defa tığımı doluyorum trabzan tepeme ikinci trabzan tepeme girip sık iğne ile sabitliyorum bir defa doladım hemen trabzan tepeme girip 2 2 alıyorum bir defa doladım trabzanımın tepesine girip 2 2 giriyorum 2 2 2 2 evet, bakın en sona geldik arkadaşlar en sonuncu bu zincirin arasına hani bir zincir çekmiştik buraya da bir tane böyle ilk başta yaptığımız sahte trabzandan yapıyoruz bu tığ battımızın içine bakın bir zincir çekerek başladığımız bu tığ battının içine de bir sık iğne ile girip bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi buraya 5 tane mesafe vereceğim. 1, 2, 3 zincir kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir hemen sıradaki tığ battığımızın içine girerek tığ battı yapıyoruz. 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir 4 oldu. Ve bu da 5. 5. tığ battıya girdik. Bakın bu 5. tığ battığımız için buraya bir tane yaprak yapacağız. bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bakın buradaki hemen uzun olanından tutalım. Şöyle bakın. Buradan geliyor. Yaprağımızı yapmıştık. Bir defa tığımı doladım. Yine bu. Alttan girip bakın parmağımla şöyle tutuyorum. Arasından geçtim. 2 2. Bir defa doluyorum. Yine ipimin arasından girip buraya 7 tane trabzan yapacağız 2 2 3 oldu 2 2 4 5 6 ve 7 bir zincirle 7. trabzanın tepesine çekip şöyle döndüm düz tarafına. Bakın en son yaptığım trabzanımın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen sıradaki trabzan tepesine şöyle üçünü birden alarak bir sahte trabzan yaptım. Bir defa doluyorum sıradaki trabzanlara da yani geriye kalan 5 trabzana da bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Şöyle 2 2 bir defa doladım. Sıradaki trabzan tepeme 2 2. Sıradaki trabzan tepeme 2 2. Bir defa doladım. Bakın bu bir zincir. Hani ipi tutmaya başladığımız bu bir zincirin arasına da giriyorum. Üçünü birden kapatıp bir sahte trabzan yapıyorum. Ve sık iğne ile de bakın bu beşinci yaptığımız tığ battının içine girerek bu şekilde yaprağımızı bitiriyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir. 5 tane tığ battı. Mesafesi vereceğiz buraya da. Kapattım. Tekrar 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir. 3. tığ battım. 3 zincir 4. 3 zincir 5. Evet şimdi buraya aynısını da bakın 3 tane yaprak gösterdim arkadaşlar bu şekilde. Aynısından buraya da yapabilirsiniz veya benim gibi 2 tane bırakıp devam edebilirsiniz. Şimdi şu iplerimizi de çıkaralım hep beraber. Bakın. Şöyle. Kolay bir şekilde hiç bozulmadan çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunu da çıkaralım. Şöyle sağlayınca kolay bir şekilde geliyor. Bakın ipimizi de çok güzel çıkardık oradan ipimizi de. Evet arası olarak bu şekilde takım olsun diye motiflerle bunu tercih ettim arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapılışına ortaya çiçeğimizi yapalım. Evet ikinci rengimizi turuncu seçtim. Birinci kırmızıydı. Şöyle sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkamız biliyorsunuz parmağımızdan gelen ipi bu tuttuğumuz uçtaki ipin üzerine kapatarak oluşuyor. Bakın bu ortada yaptığım halkanın içine giriyorum. Şöyle bir tane zincir çekip bu iki teli üstte olacak şekilde aradan geçip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir zincir şöyle yanına bir sık iğne bu şekilde birer zincirli altı tane buraya yuva hazırlayacağız olup olmadığını kontrol için şunu çekerek anlıyorduk Evet çekildiğine gayet emin olduk bu şekilde bir zincir üçüncü bir zincir dördüncü bir zincir beşinci bir zincir altı bu şekilde altı tane birer zincirli sık iğneler yaptık ipimi çektim küçülttüm Bakın. yuvamız bu şekilde bu ilk başta yaptığımız bir zincirli yuvanın içine de girerek bu şekilde bir sık iğne yaparak birleştirdim şöyle aynı yaprakta olduğu gibi bir zinciri dibine çektim şimdi arkadaşlar ipimi alıyorum şunu bir ilk önce bir yakalım arkadaşlar. Elimizde dolaşmasın. Şöyle. Bundan kurtulalım. Evet, rahat bir şekilde şimdi çalışalım. Bir zincirimizi çekmiştik. Bir defa tığımızı doladık. Hemen ipimizi aldık. Bakın ipimi şöyle ikiye kıvırıyorum. Ortasından geçiyorum. Ve buraya şöyle 2 2 aynı yaprakta gösterdiğim gibi bu şekilde ikişerli trabzanlar yaparak 2 2 motifimizi oluşturacağız arasına girdim 2 2 aldım bir defa tığımı doluyorum arasına girip ilmek çıkarıyorum 2 2 alarak trabzan yapıyorum bir defa dolayıp Şöyle bakın 5 oldu. 6 7 Evet bakın bu şekilde oldu. Bir tane fazlaydı arkadaşlar. Siz 7 de yapabilirsiniz. Galiba öbürünü 8'den yapmıştım. Daha güzel olur aslında. 7'den de yapabilirsiniz. Şöyle dibine bir zincir çekip şöyle çeviriyorum bakın trabzanlarımızı ters çevirdik dibine bir sık iğne aynen ara yeşilinde yaptığım gibi bu şekilde ince bir defa doluyorum şöyle bunu sık iğne ile de denedim arkadaşlar incecik olsun diye ama bu güzelliği vermedi bunlar dağıldı gitti o yüzden bu şekilde şöyle inceden yukarı doğru Hepsini sıkı iğne ile yaptım. Olmadı yani. Şöyle ucunu inceden yukarıya doğru yapınca daha güzel sivri uçlu şöyle tok duran bir yaprağımız oldu. Evet. Geriye kalan kısmı da 2-2 iki, iki alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle 2-2 iki, iki. Bir defa doladım. Sıradaki trabzan'a tepesine giriyorum şöyle 2 2 alıyorum Bakın. bir defa doladım şöyle sonuncuya kadar geldik sonuncu trabzanımızı da yapalım 2 2 bir defa tığımı doladım bu zincirin arasına şöyle girdim kapattım sahte trabzan şimdi bakın şurası zaten ipin yanından görürsünüz ters taraf arkadaşlar şöyle dönebilir ilk olduğu için sonra dönmez düz tarafına çevirdim Bakın bu ilk girdiğimiz sık iğne bir sonraki bir zincirle bu sık iğnenin yuvanın arasına girip kapatıyoruz. Dibine değil bakın bir sonrakine kapatıp şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın ipler açıldığı zaman çarkı felek gibi döneceği için dibine güzel durmuyor. Bir sonraki yuvaya bu şekilde kapatın. Bir defa doladım. Yine bakın ipimi alıyorum. İpim buradan geliyor bunu tuttum arasına girip şöyle tutamadım Bakın, arasına giriyorum bunu kıvırıp da tutabilirsiniz şu şekilde yani arkadaşlar bakın oradan geliyor ya şöyle ucunu kıvırıp bu şekilde rahat da tutabilirsiniz arasına girdim zaten ilk ilmeği bir rahat şöyle iki iki olarak alıp yaptığınızda kolaylık olacak yine 2 2 bir defa doluyorum 2 2 3 oldu ilmeğimi alıyorum 2 2 4 oldu şöyle 5 6 7 ve 8 şekilde arkadaşlar 8 tane yaptık. Hemen bir zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bakın çevirdik. Dibinden bir sık iğne yaparak dönüşümüzü yapalım. Trabzan tepe noktamıza bu şekilde. Girdim. Kapattım. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzan tepe noktama üçünü birden alarak trabzan yaptım. Diğerleri ikili trabzan. Uç kısmına bir sık iğne, bir sahte trabzan. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 2 2 2 2 bir dolama trabzanın tepe noktasına gir ilmek al 2 2 bir defa doladım ve son bu bir zincirliğin arasına girip oradan da bir ilmek alıyorum bu şekilde ve üçünü birden buraya kapattım bakın yine sık iğneye geldik bu başladığımız sık iğne bu da bir sonraki bakın kendinden sonraki bir zincirli yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Evet. Şimdi buraya yine aynı şekilde bunlar gibi 8'er trabzanlı yuvalar yapacağız. Şu sona kadar gelelim. Sonu beraber yapalım arkadaşlar. Evet, 5 tane çiçeğimizi hazırladık. Yaprağımızı hazırladık. Şöyle yine aynı şekilde bir defa tığımın başını doluyorum. Bakın. Bu ipimi şöyle tutuyorum tığımla. iki parmağımın arasından geçirip buraya. Şöyle bakın. 2 2 Yine 8 tane bu şekilde ipimin üzerine trabzan yapacağım. Şöyle 2 2 Bir defa doluyorum. İpimin arasına girdim. 2 2 3 4 5 6 7 8 Bu yük koyma işlemi aslında çok da kolay arkadaşlar. Kameraya göstermek istediği için insan hem ipe hem de aslında yani ipi zor olmuyor. ipli yapması. Kamera karşısında o şekil biraz size zormuş gibi gözükebilir. Hem kamera hem ipi kavrama yönünden yani. Evet aynı şekilde bakın bir zincirle döndük. Hemen ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile buraya sabitledim. Bir defa doluyorum. Sırayla bu şekilde trabzanlar yaparak ince. Bir defa doladım. Sıradaki trabzana şöyle şunu geri alalım. 2 bir defa doluyorum sıradaki trabzana girip 2 2 hemen sıradaki trabzana giriyorum 2 2 şöyle 2 2 bir defa doladım trabzanın tepe noktasına 2 2 girdim ve bakın bir zincire kadar indim bunu buraya sahte trabzanla şöyle bir defa dolayıp bir zincirin arasına sahte trabzanla kapattım buraya. Evet. Şimdi bakın bu trabzanlar bitti. Bunun hemen bakın bu bitiş noktasına bu bir zincirli yuvanın içine kapatıyorum bu şekilde işlemimiz bakın tamam oldu altı tane şöyle bir zinciri çekiyorum arkadaşlar makası Evet ilmeğimizi burada bırakmıyoruz şöyle ters çeviriyorum bu ilk yaptığımız yer var ya arkadaşlar buradan bu trabzanın oradan şöyle bir iki tane ilmeğimi alıp bu ipimi de buradan bu iki ilmeğin arasından arka tarafına geçirince kaynaştırma işlemi yapmış oluyoruz şöyle bir de çekelim Bakın, bu şekilde tertemiz bir görüntü oldu arkadaşlar evet. şimdi bu ipleri sağlayacağız ilk başlayarak buradan tutup çok güzel çıkıyor bütün ipleri aynı şekilde teker teker şöyle bakın yaptığımız işlem bu arkadaşlar şöyle tepe noktalarından bolluklardan yani şöyle bir hepsini çıkaralım ben göstermek için iki tanesini size düzelttim zaten şöyle tek tek çıkarırsak daha muntazam olur diye düşünüyorum Beşinciyi de çıkardım. Şimdi altıncıyı da şuradan sağlayalım arkadaşlar uzun ipte. Evet bu şekilde. Bakın çok güzel. Şimdi arkadan kısaltıp yakalım. Bakın şu demek istedim. Bakın o ince çok güzel duruyor değil mi arkadaşlar? Ince dönümlü Şurası sık iğneli olduğu için şöyle köşe ucu daha sivri daha güzel duruyor. Evet üstüne şu tohumunu da hani alt 8 tane beyaz tohumunu da atıp modelimizi bitirelim arkadaşlar. Evet şimdi ortadaki tohum atmaya geldik. Beyaz ipimizi şöyle bakın parmağımdan gelen beyaz ipi bu şekilde bunun üzerine kapatıyorum. Ortada şöyle bir sihirli halka oluşturuyorum. İlk önce kirpikleri yapmadan önce şöyle dibine muhakkak bir sık iğne yapın arkadaşlar. Şöyle güzel birbirine yapıştırması için bu sık iğne önemli. Sonra 5 zincir, 4 çekelim, 4 daha kibar. 4 zincir kapatıyorum bu iki telin yukarıda gelecek şekilde. 4 zincir, araya girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Şöyle bakın olup olmadığını bu şekilde bu uçtaki ipi çekerek anlayabiliriz. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. Buraya çekince bakın bu şekilde. 5 6 1 2 3 4 zincir 7 1 2 3 4 zincir 8 şimdi şuraya sık iğne ile başlatmıştım ya Bakın ilk baştaki bu sık iğnenin içine giriyorum buradan sahte sık iğne yaparak şöyle birleştiriyorum bu şekil daha güzel oluyor arkadaşlar ayrık gibi durmuyor şöyle tamamen full çekip şu ipi bakın tamamen full çekip kapattım buraya dibine bir zincir çekmiştik ya dikmek için biraz şöyle evet, tohumumuzu hazırladık şöyle bakın iğnemizi de ipimize sapladık bunun şu bakın geçiş noktaları var ya oradan geçiriyorum şöyle 2 3 4. 4 aşağı, 4 de yukarı. Şöyle bakın bu da 3. 3. yerden şöyle göstereyim arkadaşlar açarak. Bu dip noktasından geçtim. Bunun da ara noktasından bu şekilde geçiyorum. Bakın bu şekilde. Bunu buraya oturturduk ara noktasını. Evet, göbek kısmına oturturduk ve tam. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bunu dikeceğiz. Hani bu 12 tane tığ battı yapmıştık ya altıncıyı sayalım 1 2 3 4 5 6 altıncının içinden geçiyorum bakın bu şekilde yine aynı şekilde bakın kendinden bir sonraki kenarlarda 5 tane kalacak buradan geçiyorum bu noktayı görüyorsunuz Şöyle ters tarafından göstereyim arkadaşlar. Daha net gözüksün. Buradan turuncunun olduğu yerden şöyle iğnemi taktım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu eğer bu şekilde dikmek istemezseniz şu kenarlardan arkadaşlar bakın buradan şu alttan da yeşiliyle beyazı diktikten sonra tutturabilirsiniz illaki bu şekilde dikerek olacak diye bir model e, bu modelde zorunluluk yok yani ben bu şekilde şöyle bir yapmıştım size de bu şekil gösteriyorum ama yanlarından da tutturulabilir yine aynı bakın tam orta noktasından iğnemi geçirdim arka tarafına bu kadar arkadaşlar dikimi de şöyle şuraya da iğneden elim kanamış galiba Dediğim gibi bunu yanlardan şu turuncuların kenar noktasından tutturulabilir tığ battılarını yaparken. Evet şimdi bunu bu şekilde buraya güzelce sağlamlaştırıp sonra da ipimizi koparalım. Evet bu şekilde. Dikimi de kolay arkadaşlar. Şöyle evirip çevirmesi kameraya oynatmamadan hani sabit devirmeyim diye bu şekil yapıyorum ama hani aslında normalde kolay sırf kameraya çarpmamak için bu şekilde hazırladım evet şunu güzelce yakayım geliyorum evet bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu şöyle çok da güzel oldu arkadaşlar kamera halinde yıpranmamış hali. Bu da kamera karşısında biraz hırpalanmış hali. Şöyle. Yine de hiç bozulmadı o kadar arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle daha yakın. Tutalım. Çok hoş bir duruşu var. Siz demeklerim de için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.